yapıyorlar ya, hani insanlar hoş olmaz diye. Atlıyoruz, rampalardan çıkıyoruz, viraj yapıyoruz, gaza basıyoruz, öyle şeyler yapıyoruz. Bunlar motocross diye geçiyor. Ben bunu 5 yaşında başladım. Bu motorla yarışa katıldım. Böyle motorlarla birilerini geçmeye çalıştım. Yok, hiç kimse bize yardım etmiyor. Yardım istiyoruz ama hiç kimse yapmıyor. Bizim böyle bir dağda bir yerimiz olsun, dağ bizde bir pist yapsın istiyorum. Şu anda Serdivan Tepe'de çalışıyorum. Ben tek kız olarak Türkiye 3.'si oldum. Ben parkur istiyorum. Dağlarda çalışıyoruz. Büyük kızım 5 yaşında başladı. Küçük kızım 3 yaşında başladı. Biz motor kullanıyoruz. Yarışçı değiliz. Ama bizden görünce hani bize ne zaman motor alacaksın baba dediler. Biz de iki tekerlekli bisiklet sür öyle alacağız dedik. İki tekerlekli bisiklet hemen sürünce motor aldık denediler. Öyle başladık. Biz yarış amaçlı başlamadık açıkçası. Sonra bize dediler işte yarışsınlar, kızlar örnek olsunlar falan dediler bize. Biz de öyle serüvenle başladık açıkçası yarışa. Küçük kızım 50 cc'de yarışıyor. Büyüğü 65 cc'de yarışıyor. Küçük kızım Türkiye üçüncülüğü aldı. En son Çatalca'daki yarışta 21 kişiden 8. oldu küçük kızım. Büyük kızım da işte 29 kişiden 19. oldu. Yani erkeklerle yarışıyorlar. Açıkçası çok zor bir yarış oluyor. Biz elimizden geldiğince yani parkursuz çalışmaya çalışıyoruz. Serdivan tepelerindeyiz. Erkeklerin çoğunluk olduğu gruplarda küçük kızım tek kız, büyük kızım da iki kız olarak yarışıyorlar. Bize ait bir alan yok. Açıkçası kızların motokurası başladığında bir kulüp kurulduk. Onu yürütemediler. Ondan sonra ben kulüp açtım. Şimdi üyeler falan toplamaya başladım. Yetkililerle görüşüyoruz, hani parkur istiyoruz. Çünkü mesir alanlarda ve Serdivan tepelerinde olacak bir iş değil. Çünkü bize bir alan lazım. Burada piknik yapanlar oluyor. Onları rahatsız etmekte hakkımız değil açıkçası ama bizim de gidebilecek hiçbir alanımız yok. O yüzden biz yetkililerden rica ediyorum, parkur istiyoruz. Bir anne olarak, geleceği olarak burada Serdivan tepelerinde çalışmak istemiyoruz. Çünkü daha iyi bir verim almak için, daha iyi çalışmamız için bize parkur alanı gerekiyor. Sakarya bisiklet şehri, evet. Neden motocross şehri de olmasın? Benim çocuklarımdan ziyade daha burada çok çok daha başarılı motocross ya da motosiklet sporu yapan sporcularımız var. Onlar için biz destek istiyoruz.